Herkese merhaba. Aynı yağmurlu günde bu sefer. Gene 2 Haziran. Gene 2 Haziran tarihindeyiz. Bugünkü ikinci aracımız bu. Çok uzunca bir süredir merak ettiğimiz bir otomobil aslında. Daha doğrusu biz hiç Toyota testi yapmadık ya. Evet. Hep böyle bir hani bir Toyota ile bir test yapalım şeyi vardı. Ya isteği, talebi vardı. Bu Corolla'yı da herkes yayınladı bir arkadaş. Hani, biz kaldık. Hani biz de arşivde olsun, bir de biz kullanalım bakalım artısı eksisi neyi var diye. Bugün buradayız. Sevdiğim bir marka bu benim. Benim marka tutkum ben yok ya. Ben Toyota'yı severim abi. Benim çok öyle bir çok derdim olmadı hiç. Yani bir ara Corolla'dan çok uzaklaşmıştık o malum far döneminde, bizim gençliğimizdeki dönem, ama son kasaları gerçekten çok başarılı. Ne diyorsun? Ya şöyle, yani bu otomobil niye bizle beraber? Malum yeni motoruyla ilişkili bir durum. Hı-hı. Bu 1,5 litrelik, bu 3 silindirli yeni motor ki YouTube'da birçok arkadaş bununla yakıt tüketimi ölçümleri yaptı, vesaireler yaptı. Hatta biz Yalın'la da anlattık bu otomobili. Ama hani seninle de bir üzerinden hani geçmek lazım olayın. Çünkü sektörde değişiklikler oluyor. Yeni modeller geliyor, bilmem ne oluyor. Burada da yeni bir motor var. Ve Türkiye'de biliyorsun en çok satan sedanlardan bir tanesi Corolla ki Egea'yı ayı geçti yani bir ara. Nisan yani, sonu itibariyle bir numara dedi. Biz bu programı yaparken Mayıs rakamları daha henüz açıklanmamıştı. Aynen. Bugün açıklanır diye tahmin ediyoruz ama daha erken saatlerdeyiz şu anda maalesef. Dolayısıyla hem %50'ye giren bir versiyonu var biliyorsun. Hani bu açıdan da baktığında Egea ile ciddi rakip. Ama hani Corolla diyorsun. İşte kalite bilmem ne şu bu farklı bir noktaya gidiyor. Ki yanımızdaki de en üst donanımlardan bir tanesi. Her zaman olduğu gibi. Ya şöyle söyleyeyim, head-up display'e kadar, hem de gerçek head-up display'e kadar var bu otomobilde. Dolayısıyla C-Sedan rekabetinde bu otomobil nasıl lider olduğunun da cevaplarını bulacağız aslında seninle beraber. En çok merak ettiğim oydu zaten. Hani şu anda en çok satan otomobil sedan. Otomobil listesinde bir numarada. Bir bakalım hani artısını eksisini. Nasıl başardı? Hani nasıl başardı? Sadece fiyat bir etken değil. Öyle olsaydı Egea bu işi bırakmazdı. Tabii. Demek ki başka bir şeyler daha sunuyor bu otomobil ki Egea yerine bunu tercih edenler de fazlalaşmış. O yüzden onu bir konuşalım, bir yolda da görelim, performansını görelim vesaire. Peki soru şu, hibrit mi bu? Değil. Hibrit değil. Atmosferik, 1,5 litre. 3 turbo da değil. Yeni motor. Atmosferik dediğine atmosferik, göre. Atmosferik, turbo da değil. Yani bizde şey hastalığı başladı işte bu 1.4 TSI çıktığından beri. Yani 2000'lerin ortalarından beri Volkswagen grubundan gelen. Küçük hacimli turbo beslemeli motor yaygınlaşması çılgınlığı yaşıyoruz. Ve o güne kadar hiç turbo motor kullanmamış insanlar tabii o torku görünce çok etkilendiler. Ve bu dalga dalga yayıldı. Ama hala da atmosferik motorlar günlük kullanımda iş görüyor. Tabii. Ve bu motorun da aslına bakarsan en güçlü yanı yakıt tüketimi. Şimdi konuşacağız. Yani burada şeyi aramaya çalışacağız. Daha yüksek performans mı? Daha düşük yakıt tüketimi daha önemli. İşte o geçenlerde hangi araçtı? Körfez pistte test ettiğiniz var ya. O anda beygirin ne kadarını kullanıyorsun? Tabii işte. Hikaye bu. Ben 250 beygir araç aldım. 50'sini kullanıyorsun. Evet. Yani 200 ahırda yemini yiyor arada. Hiç boşu boşuna yani. Hani onu yani çok büyük güçlü. Nerede kullan? Bu arada güzel yağmur yağmaya başladı. Hibrit değil ama biz bayağı biraz sonra burada ıslak hale geleceğiz gibi görünüyor. O yüzden kalanını ben de şeyin içerisinde aracın içerisinde konuşalım. Bir bakalım bu Corolla nasıl birinci oldu? Onu bir konuşalım. Bir yolu bir görelim bakalım. Okey, haydi. Hadi başlayalım. Başla. Başlayayım tabii ya. Yağmurlu bir gündü. Ya şarkıyla başlayayım ben dedim de olmadı biliyor musun? Daha kafadan dislike'lar, kapalar olmasın diye. Yoksa yağmurlu bir gündeyle başlardık. Valla Haziran ayı gelmiş biz yağmurdan. Ama olsun, hiç yağmurda test yapmamıştık değil mi? Niye? Hafif yağmurda. Soğuk havada. Egea Cross falan filan ne biçim soğuktu, yağmur soğuktu vardı. Soğuktu ama çok aman yağmur yoktu ya. Vardı. Ya bu kadar olmayabilir ama yağmur yemiştik yani. Neyse, Toyota Corolla'ya kısmetmiş. Evet. Haydi başlayalım o zaman bakalım. Başlayalım kardeşim. Sor cevap verip kardeşim. Ne kadar oldu bu motor? Oradan başlayalım. Çok uzak değil. Birkaç aylık bir motordan bahsediyoruz. Tamam. Şimdi o zaman önce bir iki tane şeyi söyleyelim. Hani otomobilin geneliyle ilgili. Sonuçta herkesin gözü son derece alışık bu gövdeye. Ve Nisan ayına kadar ki satışlarda Türkiye'de en çok satan C-Sedan'dı. Mayıs ayı satışlarıyla ikinciliğe düştü.
Bu arada biz programı açılışını yaptığımız anla aracın içine gireceğimiz ana kadar ki olan sürede veriler geldi. Veriler geldi. Programın açılışında daha gelmedi demiştik ama Mayıs ayı. Evet, Ege'ye Mayıs ayında çok sağlam satmış, evet. Ki topu topu 11-12 günlük bir satıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla Corolla'yı geçmiş. Geçmiş, evet. Ya, ama yine de Corolla şu anda Türkiye'de en çok satılan ikinci C sedan. Net. Bu arada şeyi de bilmek lazım. Ona rağmen senenin yıldızı kim diye sorarsan Toyota Corolla. Tabii yani. Normal. Toyota Corolla yani. Çok çok acayip satıyor 2021'de. Ama burada en önemli etkenlerden bir tanesi özellikle Mart ayında Toyota'nın yaptığı çok acayip bir kampanya vardı. Üstüne üstlük bir de Tofaş üretimi yanlış hatırlamıyorsam 10 gün ya da 14 gün kadar durdurdu o dönemlerde. Dolayısıyla araç bulunması zorlaştı herhalde. Neyse Corolla 4.63 metrelik bir otomobil. Şeyde aks mesafesi de 2700 milimetre. Tam C sedan oturuyor. Hatta biraz da uzun toplam uzunluğuna baktığın zaman. Ama artık C sedanlar da buraya geldi. Bundan 1-2 nesil önceki C sedanlar 4450-4500 civarında gezerdi. Şimdi B sedan mesela Talisman. Özür dilerim ya. Ne Talisman'ı? Beni andı Talisman. Taliant mesela oralara geldi. Otomobiller hala daha bir miktar büyümeye devam ediyor. Seni niye andı acaba Talisman? Bilmiyorum ki. Hiç fikrim yok. Beni desen tamam, ben severim Talisman'ı biliyorsun. Uzunca sevip sevmek değil. Ne bileyim böyle T'den herhalde çağrışım yaptı. Corolla biliyorsun dünyada en çok satan otomobil aslına bakarsan. Gelmiş geçmiş. Toplamdan bahsediyoruz. Öyle de bir özelliği var. Var. Dünyanın her yerinde satılıyor neredeyse. Ve Toyota bu segmentte niye iyi? Yani bu kadar çok satıyor. Aslına bakarsan biliyorsun bizde Alman otomobili sevenler var, Fransız otomobili sevenler var, Japon sevenler var vesaire. Ama Toyota özelinde konuşmak gerekirse hani sorunsuzluk konusunda çok iddialı bir marka. Çok uzun yıllardan beri Toyota. Onu çok oturttu şey. Evet yani işte, ama herifler doğru, haklı yani. Işte güvenlik deyince o. Volvo, sorunsuzluk deyince Toyota gibi. Hani tabii, bunlar çok tabii, oturmuş tabii. Şeyler artık, kavramlar. Ama bunlar boş değil. Yani onu da söylemek lazım. Toyota çok uzun yıllar boyunca gerçekten de tüketicileri servise periyodik bakımlar dışında en az götüren marka oldu. Ya da hep ilk 2'de ilk 3'te oldu yani. Ve reklamları da ona göre yaptı, hatırlıyorsun işte. Tabii ki, tabii ki. Arıza yapmış bir Toyota vesaire. Çok enteresandı. Çok çok da güzel bir reklamdır o bu arada. Aynen öyle. Neyse yani bu otomobilin hani iç mekanını, boyutlarını falan anlatmaya çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Şimdi mesela bagaja gelelim. 471 litrelik bir bagaj var. Ve bu C segmenti sedanlar arasında çok sık rastladığımız bir seviye. 470'li rakamlar. Ortalama seviye aslında. Yani öyle diyebiliriz. 500 litrenin üzerinde olanlar da var. Octavia'ya çıktığın zaman tabii. Octavia'yı burada ayrı tutmak istiyorum birazcık daha açık söylemek gerekirse. O başka bir noktada duruyor. Ama birçok otomobil bu seviye. C görünümlü D gibi davranıyor şu aynen, anda. Aynen öyle. Yeterli bir büyüklük aslına bakarsan. C segmenti bir otomobilde hani 500'ler, 600'ler ihtiyaç var mı? Bazılarının ihtiyacı vardır ama yani çok da önemli olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Kullanışlılığına da bakmak lazım tabii. Senin ihtiyacın yani bagaja ne koyuyorsun abi? O çok önemli. Hani çocuk pusetleri koyuyorsan, bilmem ne koyuyorsan başka bir durum söz konusu. Özellikle o katlanabilir çocuk arabaları falan var ya yani, onlar çok çok önemli ya. Ama yani C segmenti bir sedandan da hani çok da fazlasını bekleyeceğimizi zannetmiyorum. Ama bu otomobilin en önemli noktası motoru. Açılışta da konuşmuştuk ya, herhalde en son biz yayınlayacağız evet. Bu otomobili. 1.5 litrelik 3 silindirli atmosferik bir motor var burada. Yeni bir motor. Daha önce 1.6 litre 4 silindirli bir motor vardı. 123 beygir güç üretiyor bu motor. Ve maksimum torku da 153 Nm. Şimdi geçmiş yıllara baktığımızda mesela 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda 1.6 litrelik atmosferik motorlar 150 Nm'ler falan üretirdi. Sonra 160'lara doğru geldi bu motorlar. 1.5 litrelik motorlar da o zamanlar 140'larda falan kalırdı. Bu açıdan baktığın zaman 150 Nm iyi bir tork yani gerçekten, ama tabii çok yüksek devirlerde geliyor. 4800'ler gibi. İzleyenler için şeyi de anlatıyor olmak lazım. Sanki böyle turbo değilse kötüdür gibi bir algı oluştu. Yok canım, ne alakası var ya. Açılışta da kısmen onun üzerinde evet, değindik yani oraya ama. Oraya geleceğim. Ama önce bu motorun diğer bir önemli özelliğini söyleyeyim. Bu motor performans için geliştirilmiş bir motor değil.
Bu motor tamamen düşük yakıt tüketimi için geliştirilmiş bir motor. Çünkü Atkinson denilen bir çevrimde çalışıyor. Yani normalde biliyorsun 4 zamanlı benzinli motorlara Otto denir. Evet. Çünkü Otto buldu 4 zamanlı benzinli motor prensibini. Onun bulduğu ve hala da kullanılan çevrimin biraz farklılaştırılmış bir Atkinson. O da bir mühendis adı aslına bakarsan. Ve şunu yapıyor. Normal şartlar altında Otto'da ne yapar? İşte hava yakıt karışımını silindire verirsin. Emiş zamanı. Ondan sonra sıkıştırmaya başlar. Sonra patlatırsın. Yanma, sonra da yanma ve egzoz. Ve emiş zamanı bittikten sonra Otto motorlarda emme subabı kapanır. Atkinson'da böyle değil. Emme zamanında evet açık, fakat sıkıştırma zamanının bir bölümünde de emme subabı açık ve içeriye alınmış olan hava yakıt karışımının bir kısmı emme subabından geri ittiriliyor. Bu sayede silindir içindeki basınç azaltılıyor, ısı azaltılıyor aynı zamanda. Ve şöyle bir durumla karşı karşıya geliyorsun. 1,5 litrelik motora aslında gerçek anlamda 1,3 litrelik bir hacmi patlatacak kadar hava yakıt karışımı bırakıyorsun içeride. Fakat 1,5 litrelik motorun stroku kadar piston hareket ettiği için, süpürme alanı hala aynı kaldığı için 1,3 litrelik, örnek veriyorum bu 1,3 litreyi bu arada, yanlış anlaşılmasın lütfen. 1,3 litrelik bir hacmi patlatarak 1,5 litrelik bir motorun çevrimini karankta sağlıyorsun. Dolayısıyla yakıt tüketimini düşürme avantajı ortaya çıkıyor. Performans anlamında Otto kadar etkili değil ama yakıt tüketimi anlamında Otto çevriminden daha başarılı. Yakıt tüketimi düşünce de ne oluyor? Emisyon düşüyor. Zaten hikaye buradan kaynaklı. Hikaye öyle gitmiş, aynen öyle. Ama Atkinson olmasına rağmen 153 Nm tork üretmesi de takdire şayan. Yani böyle bakmak lazım bu işe. Çok ciddi bir mühendislik o da. Tabii canım, çok ciddi bir mühendislik. Tabii tabii. Yani. Değişken subap zamanlaması yani bir VTI'ler şunlar bunlar çalışıyor da. Normalde Atkinson öyle çalışmaz ama bu Atkinson'ın modernleştirilmiş hali. Atkinson'larda çünkü iki tane biyel kolu vardır falan. Karmaşık bir sistemdir o. Bugün için üretilmesi mantıksız. Çünkü çok fazla hareketli parçası var. Daha pahalıya mal olur vesaire gibi. Bunu sadece subap zamanlamasıyla yapıyorlar. Çok da başarılı bence. Diğer taraftan CVT kullanılıyor. Çok alışığız Japonlardan. Şöyle söyleyeyim. Biraz kaba bir sesi var motorun. Çok üst devirlere çıktığın zaman böyle daha sportifleşiyor ama ama şehir içi kullanımda rahatsız edici bir durumu da pek yok aslına bakarsan. Ara hızlanmalarda filan CVT yüzünden de biraz devir yükseldiği için ama otomobil cart diye hızlanamadığı için çok tipik bir hikaye. Bazen rahatsız edici oluyor ama hani yakıt tüketimi falan diyoruz ya, bu otomobille geçirdiğim zaman içerisindeki sıkışık trafik de bunda bayağı var. Aha. 7 litreyi geçmedim. Şimdi bu açıdan baktığında çok iyi rakam. Çok iyi rakam. Çok iyi rakam. Ki şunu söyleyeyim, çok ağır sıkışık trafiğe girmediğin takdirde altılı rakamlarla geziyorsun. O zaman da benzer hacimde 1,5 veya 1,6 litrelik dizellere baktığında aşağı yukarı hani %2, %3 gibi onlardan daha düşük bile tüketme opsiyonuyla karşı karşıyasın. Evet. O zaman da mantıklı oluyor. Ha, nerede eksiği var? Turbo beslemeli değil. Biz alıştık ya turboyla, evet, yapıştır yüksek tork falan. Halbuki ben mesela bu tip havalarda zemin ıslakken, zemin kayganken yüksek tork başa beladır zaten. Tamam mı? Yani ve kontrol açısından ciddi sıkıntı yaratacak. Tabii. Bir de yani turbo çok alt devirden itibaren yüksek turbo verdiği için çok hassas gaz ayarı ister. Bu tip sıkıntılı zeminlerde onu da beceremiyorsan başın belaya giriyor. Atmosferikte bu çok daha kolay kontrol edilebilir bir durum. Çünkü çok yüksek tork yok turboyla kıyaslandığı zaman. Ve tork şey olarak geliyor, doğrusal olarak geliyor. Yani devir arttıkça tork artıyor. Halbuki turbolarda işte 1600-1700 devirde maksimumunu veriyor ya. Çok kısa bir devir alanında bir anda yükseliyor, evet, tork. Evet, evet. Ha, onun da tabii avantajları var yokuş çıkarken. Normal kuru zeminde falan, hızlanmalarda falan avantajlı. Ama o performansa dayalı daha çok. Ama şeydir bak, teorik olarak turbo besleme yakıt tüketimini ve dolayısıyla emisyonu düşüren bir sistemdir. Kullanmayı bilirsen. Ama bizde güç olunca insanların ayı altında yapıştır babam yapıştıra gidiyor ya. Hani şey derler, yakıtı düşürmek istiyorsan işte gaz pedalında yumurta varmış gibi davranman lazım. Abi ama ben turbo... bunu 25 sene önce yazdığım yazılarda fotoğraflarını çekip koyuyorduk ya. Gaz pedalının altına yumurta koyup fotoğraf çekiyorduk ya. Yani evet, gaz pedalının üzerine, ayağı da onun üzerine koyuyorduk falan. Onu çift taraflı bantla yapıştırıyorduk. Hey yavrum hey, o zamanlar Photoshop bu kadar ileri değildi. Ama işte turbo, ayağının altında turbo olunca
Gidiyor yani. Yani yapıştırayım mı hani? Çünkü araba da talep ediyor onu. Aynen yani. Diyor ki bas diyor ya. Gidebilirim diyor. Tabii, ben yani. Giderim diyor. Sen bas diyor. Tabii mesela bir de turbo beslemeli bir otomobilden böyle atmosferik bir otomobile geçtiğin zaman abi gitmiyor bu oluyor insanlar. Tabii. Hele bir de CVT olunca hiç gitmiyormuş gibi geliyor insanlara. Halbuki o kadar da kötü değil. Yani birbirimizi kandırmayalım. İhtiyacı karşılayan bir otomobil. Al bak işte şimdi sollamaya çıktık. Bir gırıltı geldi fark ettiysen. Biraz kabaca. Ama yürüyor yani. Şehir içerisinde CVT'nin aslında en önemli avantajı da o zaten. Şehir içerisinde son derece yumuşak, hiç vites değişimi olmadığı için gayet temiz hareket ediyorsun. Şehir içinde keyif veriyor hatta aslına bakarsan. Şimdi bak. Sese bak. Şimdi bak, şimdi sportif hale geldi bak. Ama 6000 devirler adı olur. Kaç kere 6000 çeviriyorsun kardeş? Yani öyle bir dünya yok. 6000. Onun ne olsa kardeşim? Kullanıyorsa tamam diyeceğim. O ayrı ayrı. Bu arada, CVT'yi anlatırken şey geldi aklıma. O hafta şeyleri paylaştık hem Instagram'da hem Twitter'da. Bizim otomatik şanzımanla ilgili yaptığımız videoyu üniversitede ders olarak falan okutmaya başlamıştık. Ya o... Çok acayip bir şey o yani. Yani koltuklarım kabardı diyeceğim yani. Ne diyeyim başka bilemedim. Ki biz o videoyu yaklaşık 2,5-3 sene önce çektiğimiz video. Evet tabii. Tamam. Hoca şey demiş ya, üniversitede bu videoyu, izleyin. Gelin, sorular buradan gelecek. Sorular buradan gelecek. Ya. Evet. Yani akademik personel değiliz biz yani. Ben gazetecilik mezunuyum. Ben hem alaylı hem okulluyum. Ya alaylılık bende de var tabii de sanayiden çıkmayız evet. Aslında temelde. Ama üniversite hem de otomotiv bölümü öğrencilerine bizim anlattıklarımızın ders notu gibi seyrettirilmesi ya benim bu hayatta aldığım en güzel evet, mesajlardan evet, biriydi. Ben de çok keyif aldım. Ya birazcık galiba o çocuklarla aynı yerden gelmiş onları diliyle anlatıyoruz ya. Belki de. Onların yani. Diliyle anlatıyoruz. Belki anlayabilecek de. Şekilde işte biraz önce bahsettiğin gibi yumurta varmış gibi kullan. Hani bunu başka türlü nasıl anlatabilirsin? İşte gaz pedalını şöyle basacaksın falan değil. Abi orada bir yumurta var ve o yumurtayı kırmayacaksın kardeşim. Vallahi. Nereden gideceğine karar veremedin gibi geldi bu bana. Bu tarafa gitsem mi acaba diye düşündüm vazgeçtim sonra. onun dışında tabii söylemek gereken bir şeyler daha var. İç tasarım dışarıyla ilgili motor ve performansla ilgili var mı? Şöyle yol tutuşa geçmek istiyorum aslına bakarsan. Yani dediğim gibi performans turbo beslemeli motorlu bir araç kullanan insan için zayıf gelebilir. Ara hızlanmalar ve özellikle yokuş çıkışlarda. Ama normal hayatta gerçekten de işinizi gören bir motor şanzıman ikilisi. Bu arada motor Atkins'in dedim ya bir dikkat çekici özelliği daha var. Sıkıştırma oranı 13.9'a 1. Mazda biliyorsun 14'e 1 yaptı. 14'e 1 yapan. Seri üretimde ilk oraya gelmişti. Ferrari de sonra bir 14'e 1 yaptı. Ama az sayıda üretilen bir yüksek hacimli motordan bahsediyoruz orada. Bu da 13.9/1. Bunu şunun için özellikle söylüyorum. Arkadaşlar çünkü sıkıştırma oranı benzinli motorlarda arttıkça verimlilik ve hani artar. İşte güç, yakıt tüketimi vesaire gibi yerlerde avantajlar doğar ama 95 oktan benzinin kendi kendine patlamasını engelleyecek bir takım önlemler alman gerekiyor bu kadar yüksek sıkıştırmalarda. Bunu başarmak da kolay iş değil. 14'e 1'i de açıklayalım mı? Onun ne olduğunu? 13.9'a 1 hava yakıt karışımını 13.9'dan 1 birime düşürmek demek, sıkıştırmak demek. Çok ciddi bir hikayedir bu. Normalde birçok otomobilde şu andaki turbo beslemelilerde atmosferiklere göre daha düşük sıkıştırma olur zaten de. Ama genelde 10-11 civarında olur. Hatta 9.5'tan başlar bazılarında sıkıştırma oranları. 11.5 olduğu zaman daha önce biz vay be falan diyorduk. Performans motorlarında karşımıza çıkardı 11.5 genelde. 13.9'a 1 çok ciddi bir sıkıştırma oranı. Efsane bir oran ya. Yani Mazda'nın bir tık altında. Hani Mazda Skyactiv'lerde 14'e 1. O esas ve bir kazaya denk geldik. Geçmiş olsun arkadaşa. Yani herhalde bunu motor şanzımanı anlatmış olduk diye düşünüyorum. Yol tutuş demiştim. Yol tutuş ve konfora gelelim. Bu sınıfta en dengeli yani yol tutuş konfor açısından en dengeli otomobillerden bir tanesi Corolla. Eskiden böyle değildi Toyota. Corolla'lar özellikle. Yani daha tangur tungur. Hani daha böyle biraz şeytan uçurtması gibi derdik biz onlara. Özellikle eski versiyonlar. Bunlar 3-4 nesil öncekiler. Fakat bu otomobilde hem konfor hem de yol tutuş anlamında iyi bir çizgi yakalanmış. Beklemediğim kadar iyi bir çizgiden bahsediyorum. Aslında CHR'da da bu var. Toyota geçmişte
hani daha çok sorunsuzluk vesaireye çalışırdı. Artık kullanması keyifli otomobiller de üretmeyi başarabileceğini gösteriyor bence. Şeye ilk oturduğunda hissediyorsun onu. Direksiyona ilk oturup yola ilk çıktığın anda hani bazı otomobiller vardır o güveni verir. Böyle koltuğa daha bir rahat oturursun. Bak mesela Corolla'da var o. Sessizliği, mesela bozuk zeminlerden geçiyoruz. Süspansiyon gürültüsü pek gelmiyor. Ya bunlar önemli şeyler. Çok önemli şeyler. Dolayısıyla hani bu otomobille virajlara girerken açıkçası ürkmüyorum. Ha nedir problem? Virajlarda ayağının altında dolu dolu gaz olmasını istersin. İşte CVT oralarda zayıf kalıyor. Ama yani Toyota'ya özgü bir problem değil, CVT'ye özgü bir karakter bu. Bunun altını çizmek lazım. O zaman onu da söyleyelim. Neden CVT tercih edilmiş? Ya da neden CVT tercih ediyorlar? Onu da anlatalım. CVT yakıt tüketimi ve emisyonu kontrol altına almak konusunda avantajlar sağlıyor. Daha hafif yapısıyla otomobilin toplam ağırlığını düşürmeye yardımcı olabiliyor gibi. Peki. Bu yüzden kullanılıyor CVT daha çok. Çünkü bir başlangıç oranı, bir bitiş oranı var. Ve bu iki oran arasında yazılımına göre işte motor devri, gaz pedalı açısı, hız gibi birçok veriyi göz önüne alarak en doğru oranda gitmeye çalışıyor. Diğer şanzımanlarda sabit vites oranları var. Sadece o oranda gidiyorsun. İkinci vites oranı X, o X oranda gidiyorsun. Burada öyle bir durum yok. Ve bak şu anda mesela 62 ile gidiyoruz. Devrimiz 1200 falan. Kurtarıyor. Neredeyse rölanti devrinde gidiyorsun yani. Aynen yani. 800 zaten rölantisi yani bu arada. Şimdi böyle olunca tabii çok daha bak huzurlu gidiyorsun. Gürültü yok, bir şey yok, bilmem ne yok. Yok o şey, o rahatlık ve konfor hissini veriyor otomobil. Yani tam bir, diyor ki ben aile otomobiliyim, performans bekleme. Aynen. Ama kafan aynen. rahat edecekse beni alabilirsiniz söylüyor zaten. Otomobil konuşuyor seninle. Tabii. Yani ha bunun bir de hibrit versiyonu hani hibrit Corolla da var. Ve o başka bir dünya. Ona hiç girmeyeceğim şimdi. Ama bir de tabii bu otomobilin %50 ÖTV dilimine giren versiyonları da olduğu için zaten çok satma sebeplerinden temeli bu. Hem manuel hem otomatik olarak %50 içinde kaldı. Tabii bu biliyorsun Euro bugün biz bu çekimi yaparken 2 Haziran 6'nı tekrar çiziyoruz. 10,5 seviyelerine geldi. 10,5 lira seviyelerine geldi. Hani bu otomobil %50'de kalabilecek mi kalamayacak mı bilmiyoruz. Otomatik gerçekten versiyonu bilmiyoruz. Da %50'de var değil mi bunun? Vardı. Yani vardı. Tamam. Şöyle D'yi şu yüzden söylüyorum. Bu video yayına girdiğinde kalmamış olabilir. Kalmamış yani. Olabilir, evet. Onu bilmiyoruz ama tabi bu arada bizim kullandığımız hani en üstten ikinci donanım yanlış hatırlamıyorsam paketlerle falan zenginleşiyor ya. Head-up display'e kadar var. Diz hava yastığı standart. Hani diz hava yastığı da standart. Öyle demek lazım. Dolayısıyla tamam %50'ye girenlerde bu donanımlar yok bunu söyleyelim de. Ama rekabet içerisinde baktığında mesela 350 bin lira civarına neredeyse yok diyebileceğimiz bir donanımla karşı karşıya geliyorsun. Galeri cihazı kullanmıyorum diyorsun. Ya ne diyebilirim ki ya? Ya onlar da gırtlak dolu falan. Bir de şey var bak değil mi? Mal ceviz falan. değil mi? Mal ceviz abi yani, falan. Ha mesela benim beğenmediğim ne var? Yani beğenmediğim tabii şeyler var bu otomobilde değil mi? Her şey mükemmel harika da işte zaten hani sportif kullanıma yatkın. Şu an hissediyorsun mesela. Al bak sese bak şimdi. Şu an başladı CVT ha. Motor bak, performansı. Evet. Mesela şu ekranı da sevmiyorum yani çok renksiz. Tamam mı? Yani evet. Ruhsuz duruyor. Halbuki gösterge tablosuna bakıyorsun. Işıl ışıl. Işıl hani güzel bir tasarım var. Farklılaştırabiliyorsun vesaire. Buraya da buranın bir kombini yok. Yok. Kombinlememişler onu. Maalesef öyle yani. Bu tip sıkıntılar var. Bak gürültüye bak. Evet. Yani düzde giderken problem yok ama burada. Bir de bak. Geç tepkiler CVT yüzünden. Evet. Ama artık şey o kabul edilebilir bir şey ya bu otomobil için. Yani tercih meselesi. Fiyat? Abi fiyatlar dediğim gibi eğer bu video yayına girdiğinde %50'de kalmayı başarırsa bu otomobil. En azından otomatiğinin fiyatı 229 bin lira olduğu için giriş. Hı hı. Onun kalma olasılığı daha düşük. Evet, çünkü bir şey de bir tık. Bir tık yani. Aynen öyle yani bir tık yani. 1000 lira. Yani ki o kurdan da o 1000 lira gelmiştir. Ya bir şekilde sübvanse edebilirler vesaire. Dediğim gibi firmaların buralarda farklı yaklaşımlar olabiliyor. Bir de Toyota Corolla tabii Türkiye'de üretiliyor. Bunun avantajını da bir miktar kullanmak istiyor olabilirler. Bir de tabii fabrika üretiminin ne kadar dışarıya satılacak? Hangi bağlantılar var? Bunlar da çok otomobil önemli. Var mı? Var mı yok var mu? Mı? Tabii. Yani orada çok etken var. Ürettik ama otomobil yok. O zaman hani indirim yapmaya gerek yok. Zaten otomobil yok. Otomobil aynen öyle. Yani. Onu bilmiyoruz şu anda.
Ama hani otomatiğinden konuşuyorum sürekli. Manueli de var, o bir 10 bin lira kadar daha ucuz. Yani 229 bin lira. Allah korusun. 231 bin lira zaten limiti bu işin. 230.900. Evet, yani aynı öyle. Evet. Dolayısıyla eğer %50 de tutabilirlerse C segmenti sedanlar arasında otomatik şanzımanlı hani bir Corolla hala daha nasıl söyleyelim favori olur ya, net. Zaten ya, favori de. Şey yok çünkü hani en önemli rakibi Egea'da otomatik yok. Evet. Ya zaten yani, orada. Ama o gruptaki en önemli rakibi Egea'da otomatik yok. Şunu söylemek lazım. Egea'da dizel manueli bu fiyatları alabiliyorsun. Ama işte bunun yakıt avantajı da kafa ya kafaya şimdi, getirdi orayı. Dizelde tabii yani şehirler arası yolda mesela uzun yolda hani pazarlama faaliyeti yürüten birisiysen, sürekli uzun yollara gidiyorsan o zaman dizel tercihi daha fazla biliyorsun. İster istemez. Bunu istiyorlar. Çünkü bir de dediğim gibi CVT uzun yolda hele hele bir de böyle otoyol dışında inişli çıkışlı bilmem neli yollardan gidiyorsan o zaman dizel daha avantajlı hale gelir. Çünkü turbo besleme tabii. Tork var. Bir de manuel şanzıman. Bunlar avantaj haline gelir. Ama şehir içinde bir aile kullanımında vesaire tabii çok açık ara yani, orada fark yapar. Orada. Evin önünde bir arabam olsun, o da otomatik olsun diyorsan 229 bin liraya hani düşük donanım bile olsa bir Corolla almak iyi bir seçenek aslında. Üst seviye fiyat var mı? Üst 350 bin liralara kadar çıkıyor. 350 bin liralara kadar çıkıyor. O da işte yani, dolunun dolusu, fullün fullü. Valla paketlerle onu arttırabiliyorsun aslına bakarsan. Bir de şimdi böyle bir şey var hayatımızda. Uyduruyorum şu anda. Birçok markada karşımıza çıkıyor. İşte navigasyon paketi, teknoloji paketi, konfor paketi, GAP paketi, GUP paketi. Dolayısıyla onları ekle ekle işte metalik boya farkı, işte ne bileyim sunroof farkı. Rakamların nereye gideceği bazen belli olmuyor. Eskiden sadece Mercedes, BMW gibi markalarda bunu görürdük biliyorsun. Şimdi artık neredeyse tüm markalarda bu tip opsiyonel donanımlar ve opsiyonel paketler var. Mercedes'te ben bir seneler önce alırken öyle gittim. 66 bin liraydı otomobil. Aa alınır bu diye. Girdim 89'a çıktı araba. Yani onu da koy. Bunu da almışken bunu da alalım, şunu da alalım derken. Zaten bak Türk tüketicisinin en tipik hareketlerinden biri bu. O gel fiyatı lafı var ya işte. Hı-hı. O yüzden bizde işe yarıyor. Gel fiyatı işte 66 bin lira gel diyor C serisi mesela o zaman. Aa diyorsun 66 bin lira C-Series gibi. Hemen alayım. Ama abi bunda bilmem ne yok. Aa bir dakika o zaman onu da ekleyelim. Tabii. Aa olmuşken dediğin gibi bu da olsun. Sunroof olmadan olmaz mesela. Tabii mesela gibi. Sunroofsuz olmaz o iş. O yüzden o gel fiyatlı otomobiller neredeyse hiç yoktur. Ki o tip markalarda ben yıllar önceden de bilirim. Türkiye paketi diye paketler falan da çıkardı. Mesela o gel hani en alt donanım gidersin hiç getirilmemiş ki Türkiye'ye zaten. Hiç yok ki. Hiç yok. İstersen getirebiliyor. 3 ay bekliyorsun. Ürettirecek. Ama öbür tarafta dolunun dolusu var. Ya da sen ekletebilirsin. Allame-i Cihan'ı var hem de yani. Allame-i Cihan'ı var yani. Neyse. Lafı uzatmayalım. Corolla'nın başarısı tesadüf mü? Türkiye'deki başarısı bence değil. Şu kısa turdan çok net olarak söyleyeyim. Değil çünkü otomobil o keyfi rahatlığı baksana, veriyor. Baksana. Şimdi bozuk yamalardan geçiyoruz. Çok güzel yani. Çok hani, konforlu evet. Patır kütür sesler yok, bir şey yok. Hani geçmiş modellerle, nesillerle kıyasladığın zaman gayet başarılı. Şeyi kabul etmiş bir otomobil var. Yani performans vesaire, atmosferik, motor vesaire. Ama bunların dışında hani ya burası niye böyle diyecek eleştireceğin çok fazla bir bölüm yok aslında. Ya işte, tasarımını eleştirebilirsin. Yani burada ama, bak kocaman bir alan var, bomboş. Evet. Niye abi, niye bu aracın içine doğru geliyor senin dizlerini sıkıştırıyor orada? Ya da, ya da işte bu ekran hani orası o kadar renkliyken bu niye böyle? Bununla neden uyumlu değil gibi daha bir takım şeyler söyleyebilirsin evet. Daha ha diğer taraftan ergonomik anlamda bir problemi yok. O güzel. Fakat direksiyon simidi üzerinde bu kadar çok düğmeye de ne gerek var? Ya artık işte şu alt tarafta göz çok derinde yani neredeyse karanlığa bırakıyorsun. Telefon, şeyi, yani telefon. Bu otomobilde tabii şey var. Şarj var. Kablosuz şarj var. Oraya cep telefonu koyuyorsun. Orası zaten bitiyor. Burada iki tane küçük bardaklık var. Bunlar eksi ya, işte. Buralar eksi. Yani kapı içi cepler çok geniş değil filan. Evet. Buralarda eksileri evet. Var elbette. Dediğim gibi şurada
şurayı yakalamışken buraya bir şey koyabilmelisin. Ya, ya, da, ya, abi, ya da koyma. Hani iç mekanı daraltacak his var burada. Evet. Hani benim önümde bir şey yok ama şimdi senin dizlerin o kadar yakın ki. Sen bir de çok uzun boylu bir adam değilsin. Düşünsene bir çınarın buraya oturduğunu. Eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Ay, ama cüce demedim. Ya bir de ne eksik biliyor musun o şeylerde, otomobillerde? Buna nedense dikkat etmiyorlar. Mesela şu an hayatımızda olmazsa olmaz ne? Telefon. Evet. Tamam, o telefonun işte konuna bir dikon. Burada onu koyabileceğin hani o var ya, çok aparatlar. Yok, burada yok öyle bir yer. O aparatı koyabileceğin bir şey yok mesela bu otomobilde. Nereye koyacaksın telefonu? Yani ben çünkü hemen hemen her hafta 2-3 farklı otomobil kullandığım için öyle bir aparatım da yok benim. Ya benim mecburen var. Hani oraya buraya koyuyorum, buraya koyuyorum. Ya şuraya takabilirsin. Bu aparatı buraya takabilirsin ama telefonu buraya takamazsın. Takamazsın. O ergonomi ona uygun değil. Çünkü burası üçgen bir evet. Yapı olmaz yani. Artık o telefonun da konumlanacağı bir yere markaların düşünebiliyor olması lazım. Aynı fikirdeyim. O konuda söylenecek çok fazla bir şey yok. Ya şuradan mesela basacaksın, tık bir şey çıkacak falan değil mi? Bak. Söylüyorum mühendislere, yapın böyle bir yapın. Şeyler. Tutar. Abi onlar da ilerleyen zamanlarda trim sesi yapıyor biliyor musun? Ne kadar çok oynatlar, parça o kadar çok. Camdan gelen vantuzlu şeylerden mi alacağız? Ha, yani? Kocaman yani, burada. Kocaman burada duruyor böyle falan. Yani ondan mı yapalım? O da görüşü engelliyor. Evet, zaten bunun da cam direkleri orta kalınlıkta diyeyim hadi. Ama hani bir şekilde çok eğimli olduğu için virajlarda biraz problem yaratıyor. Yaratmıyor değil yani. Özellikle sağ tarafta daha fazla problem hissediyorsun. Yapacak bir şey yok, tasarım. Ama ben yine de dedim mi beğendim. Yani bu yılın yıldızı pozisyonunda hala daha gidiyor. Bunu hak eden bir performansı var bence. Ya diyorum ya, hele hele böyle 230 bin liraya kadar, tamam tekrar ediyorum, giriş donanımı olsa bile. Ya giriş donanımı da olsa bir Corolla, yürüyeni, bir konforu vesaire her şey aynı zaten. Tabii, giriş donanımıyla bir üst arasındaki o şeyler var. Ya hatta bir şey söyleyeyim mi sana? Daha küçük boyutlu jant geliyordur girişte. O daha da konforlu olacaktır. Evet. Yol tuşundan biraz kaybedecektir. Ama konfor da yükselecektir yani. Baksana bak, buraları yani tamam çukurlar falan yok ama sürekli bozuk yok, böyle zeminde gidiyoruz. Yürüyenin motoru güzel. Vesairesi her şey aynı. Orada bir problem yok zaten. Sadece lastik ölçüleri evet. Farklı işte yani baktığında. Onu işte beğendim ben. Olur bu. Olmuş bence. Olmuş bence de olmuş yani. Yani. Var mı ekleyeceğim bir şey peki? Valla aklıma da başka bir şey gelmiyor ya şu anda. Bu otomobili mutlaka kullanan arkadaşlar vardır bizi izleyen. Onlar da beğenip beğenmedikleri yönleri de yazabilirler aslında. Hem videonun altına yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Hem Halit Volkan'ın hem Turgut Yüksekdağ benim. Instagram, Twitter adreslerimiz aktif, yoğun olarak kullanıyoruz. Soruları da yanıtlıyoruz. Varsa sorularınız oradan da bizimle paylaşabilirsiniz. Oraya da iletirseniz bir şekilde karşılıklı iletişimde kalmaya, bunun dışında kullanmamızı istediğiniz otomobiller varsa onları da bizimle paylaşırsanız sosyal medya hesaplarımızdan önümüzdeki haftalardaki testlerde onları da değerlendirmeye çalışırız. Evet. Var mı söyleyeceğim bir şey? Yok vallahi. Şu yağmurlar bitsin artık, yaz gelecekse gelsin diyorum. Yani evet. Gelecektir herhalde ya. Eylül'e kadar gelir diye tahmin ediyorum ben. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda yeni otomobillerle, yeni testlerde buluşmak umuduyla diyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, çanı açmayı vesaire de unutmazsanız bizi mutlu edersiniz. Bir dakika, benim parmak geldi. Geldi yine. Neyi atladık? Direksiyon sistemini atladık. Direksiyon sistemi yönlendirme hızı konusunda gayet iyi. Yani hatta şimdi şuraya geçince gösterelim birazcık. Ne kadar belli olur bilmiyorum ama bak yani önemli bir gecikme olmadan çok gayet güzel yön değiştiriyorsun. Çok ciddi tepki ama verebiliyor. Zeminle ilgili bilgilendirme çok zayıf. Ya ben zeminde ne oluyor, ne bitiyor, hangi tekerlekte tutunma ne durumda onu bilmiyorum. Buradan hissetmiyorum ama. Onu hissedebilen sürücü sayısı da Türkiye'de zaten %5 değil. Ama biraz da otomobil hissettirir onu. Burada o pek hissedilmiyor maalesef. Keşke burada biraz daha iyi hissedilen bir direksiyon sistemi olsaydı. Onun da notunu alacaklardır diye tahmin ediyorum. Eyvallah. Otorite bunu söyledi artık. Boşuna söylememiştir. Estağfurullah, otoritelikten değil. Alsınlar. Aha. O bayağı lastiği falan yapmış. Çok yanlış yere koymuş. Evet. Üçgeni o virajın girişine koyması gerekiyor. Bu, inşallah bugün kaza olmaz orada. İkinci bir kazayı orada bekliyorum ben. Büyük bir ihtimalle olacaktır inşallah. Olmasın inşallah. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Önümüzdeki yayınlarda, önümüzdeki testlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.